Herkese merhaba, Easy Home kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Osram'ın Smart+ akıllı ampulünün tanıtımını yapacağım. Kutuyu ne yazık ki çok önceden açtığım için attım. İçinden iki tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir tanesi bu. Bu kullanım kılavuzunda kabaca bu akıllı ampulümüzü nasıl uygulamayla eşleştirebiliriz bunu anlatıyor. Tabii ben kendi uygulamasını kullanmayacağım, Osram firmasının. Alexa ile yapacağım için Alexa ile ilgili bağlantıyı birazdan göstereceğim. Bu da ampulümüz. Klasik E27 uçlu ampul. Yalnız bu dimmable model. Yani dimmable derken ışık şiddetini arttırıp azaltabiliyoruz. İçinden bir de şöyle bir kılavuz çıkıyor. Burada da ZigBee olduğuna dair bir takım bilgiler var ve regülasyon açıklamaları var. Çok önemli bilgiler değil. Söylediğim gibi bu ZigBee iletişim ağıyla çalışıyor. Aynı zamanda Wi-Fi ile de çalışıyor ama ben ZigBee uyumlu Alexa 4. generation'ı kullandığım için benim için problem yok. Şimdi tanıtım kısmına geçelim. Az önce özelliklerinden bahsettiğim Osram'ın akıllı ampulünü yerine taktım. Şimdi taktığım gibi bir defa yanıp sönmesi gerekirdi. Bu eşleştirme modunu gösterir. Ama ne yazık ki bu ampul yanmadı. Birçok kullanıcıda da bu eşleştirme moduna otomatik geçmiyor. Bunun için de ikinci bir yöntem var. Bu yöntemde şu şekilde 5 kere ışığı açıp kapatıyorsunuz. Her açtığınızda 4-5 saniye, her kapattığınızda 4-5 saniye bekliyorsunuz. 5 kez bu rutini yaptıktan sonra son defa açıyorsunuz ve bu sefer de ışığın bir defa yanıp sönmesi lazım. Bir defa yanıp sönerse bunu kapatıp Alexa'ya komut veriyoruz. Eşleştirme modunu başlatması için, yani cihazı tanıması için. Sonra son defa tekrar açtığımızda ampulü 3 kere yanıp sönmesi lazım. Şimdi bunu uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Birinci açtım. Birinciyi kapattım. İkinciyi açtım. İkinciyi kapattım. Üçüncüyü açtım. Üçüncüyü kapattım. Dördüncüyü açtım. Dördüncüyü kapattım. Beşinciyi açtım. Beşinciyi kapattım. Şimdi bir defa daha açtığımda bunun otomatikman bir defa yanıp sönmesi gerekir. Tekrar açıyorum. Bir defa gördüğünüz gibi yanıp söndü. Şimdi bunu kapatacağım. Alexa'ya komut vereceğim. Alexa, discover the device. Starting the discovering dedi. Yani keşfetmeye başlıyor, cihazı bulmaya. Tekrar açıyorum. 3 kez yanıp sönmesi lazım Alexa'nın bulabilmesi için. 2 ve 3. İşte hepsi bu kadar. Bu saat itibariyle Alexa cihazımızı bulabilecektir. Bulana kadar kapatmıyoruz. Alexa şu anda arıyor ama ben tabii telefondan da bulmak istedim ve otomatik buldu zaten. Yine de komut vermeyenler için Add Device seçeneğini seçiyoruz. Ondan sonra türünü seçtik light olarak. Şimdi markayı bulmamız lazım. İlginç bir şekilde bu marka yok. O yüzden de ben Other, yani diğerleri seçeneğini seçtim ve Discover the Device dedim. Şimdi Alexa aramaya devam ediyor. Birazdan bulacak. Aslında çoktan buldu ben komut verdiğim için ama ben uygulamadan da nasıl yapıldığını göstermek için uygulamadan da size gösteriyorum. Evet, iki device found and connected. İki device dediği biri lamba, diğeri de televizyon. Televizyonu da buldu. Çok önemli değil. O da demek ki açıkmış. Ben bunu Hall'e ekledim. Hall grubuna girişte olduğu için. Gördüğünüz gibi first light is set up and ready to use. Burada televizyonu da ekledim ama onu hızlı geçtim. Çok önemli değil. Televizyon nasıl ekleniyor onu da sonraki videolarda anlatırım. Şimdi cihazımızı kontrol edelim. Şimdi gördüğünüz gibi power off. İsmini de değiştirmek istiyorum. Çünkü sırası karışabiliyor. Bu hall'da olduğu için, yani girişte olduğu için hall light ismini verdim. Artık hall light isimli bir tane akıllı lambam var girişte. Bunu uygulamadan da istediğim zaman açıp kapatabilirim. Ya da şiddetini kısabilirim. Aşağıda gördüğünüz brightness seçeneğinden. Şimdi lambamızın eşleştirme modunu gördünüz. Başarılı bir şekilde Alexa lambayı tanıdı. Şimdi peki bu ne işe yarıyor? Şu anda bu lambada elektrik var ama Alexa bunu söndürdü. Ben istediğim zaman uzaktan bunu açabilirim. Hemen bir örnek yapmak gerekirse, Alexa, turn on the hall light. Okay. Evet, gördüğünüz gibi hall light Alexa tarafından açıldı. Okey sesi de belki geri planda gelmiştir. İstediğim zaman da bunu kapattırabilirim. Alexa, turn off the hall light. Okay. Evet. Alexa komutları alıyor ve okey dedikten sonra lambayı kapatıyor. Bir de Dimable demiştim bu ürünü tanıtırken. Yani kısılıp açılması özelliği. Şimdi önce lambayı tekrardan açtıralım. Bir de Dime ne demek? Bunu, Dimable ne demek? Bunu size göstermiş olayım. Alexa, turn on the hall light. Okay. Bakın tabii bunu ilk başta first light olarak kaydetmişti ama sonrasında ben bunu girişte kullanacağım için ismini hall light diye çevirdim. Şimdi lambayı tekrardan açtırdım. Umarım videoda görünür ama ışık şiddetini kısmak istiyorum. Alexa, dim the hall light. Okay. Evet, biraz kısıldı. Alexa, dim the hall light. Okay. Evet, kısılma şiddeti umarım ekranda da görünebiliyordur. Biraz daha kısalım. Alexa, dim the hall light. Okay. Tabii bir defa kıstı tekrardan açıldı. Alexa, turn on the hall light. Okay. Alexa, dim down hall light. Okay. Tabii arkadaşlar burada video düzenlerken fark ettim. Hani dim the light ya da dim the hall light demem gerekiyor ama dime diyorum. Dime de Almancası. Alexa iki dilde bildiği için karışıklık olmasına rağmen bunu anlayıp lambayı kısıyor. Uzaktan bu lambayı kontrol edebileceğimizi gördük. Bir de videoların birinde Sonoff'un akıllı sensörünü tanıtmıştım sizlere. Motion sensörünü. Bu motion sensörle de Osram'ın ampul arasına bir rutin oluşturabilirsiniz. Yani neyi kastediyorum? Şimdi akşam saatleri işten eve geldiğiniz zaman otomatik olarak koridordaki lamba yanacaktır. Kapıdan girer girmez sensör bir hareket algılayıp lambayı yakacaktır. İşte bir dakika boyunca da hareket algılanmadığı zaman geri söndürecektir. Özellikle kış aylarında sabah erken saatlerde lambayı açacak yeri arayana kadar bu sensörü aktif ettiğiniz takdirde sensörün yanından geçtiğinizde özellikle lavabo önlerinde lambalar kolay bir şekilde açılıp kapanacaktır. Bunu da gördüğünüz yandaki ekranda Alexa uygulaması üzerinden rutin oluşturarak yapabiliriz. Şimdi burada hall light'ı buldum ve açıyorum. Sonrasında create rutin diyeceğim. Geçmiş yaptığım rutinler burada görünüyor. Ben yeni bir rutin oluşturmak istiyorum. Evet, bir isim koyuyoruz öncelikle. Enter routine name. Bu çok önemli değil. Rutin isimleriyle ilgili bir durum Alexa'da var mı? Evet, bazen rutini sesli komutla aktif etmek istiyorsanız tabii ismini kolay yazmanız gerekiyor. Ben hall light motion sensör ismini kullandım. Çünkü motion sensörle giriş lambasının yanıp söndürülmesini istiyorum. Ne olduğu zaman bu rutin devreye girer? Yine smart home üzerinden motion sensörü bulmam gerekiyor. Smart Home'a tıklıyorum. Evet, first motion sensör burada görünüyor. Not detected seçili, detected olarak seçtim. Next diyorum. Şimdi de sensör hareket algıladığında ne olması gerekir? Bir lambanın yanmasını isteyeceğim. Bu da hall light olduğu için hall light'ı seçtim. Evet, power'ı işaretledim. On pozisyonunda. İstersem ışık şiddetini de değiştirebilirim. İsteğe bağlı olarak çok veya az şeklinde yapılabilir. Aradıktan sonra da next diyorum. İlk rutinim hazır. Save dedim ve kaydedildi. Bir de 1 dakika boyunca algılamadığında bu ampulün sönmesini istiyorum. Çünkü kendiliğinden açılıyor. Kendiliğinden de kapatılması gerekir. Yine artıya basarak rutinlerin yanındaki yeni bir rutin oluşturma sayfasına geldim. Yine benzer bir isim veriyorum. Hall light motion sensor not detect. Evet. Evet, ismi tamamladık ve next'e bastık. Şimdi ne olursa bu rutin gerçekleşir. Yine Smart Home'dan First Motion sensörü seçtim. Bu sefer de Not Detected diyoruz. Tabi ne kadar süre boyunca Not Detected? 1 dakika ideal. Yani siz bunu isterseniz 5 dakikada yapabilirsiniz. Evet, sensörümüz bir şey algılamadığında 1 dakika boyunca ne olmasını istiyoruz? Lambanın sönmesini. Yine Smart Home'dan Lights'lara geldim ve Hall Light seçtim. Bu sefer power'ı 10 yerine off yapıyorum. Zaten burada bir parlaklık ayarına gerek yok. Next deyip rutini kaydetme sayfasına geldim. Save dedim. Ve hepsi bu kadar. Bunlar artık aktif 2 rutinimiz. Tabii şimdi bunlara süre de koyabilirim. Yani gündüz bu sensörün çalışıp lambayı yakmasının bir manası yok. Yine rutinlerden birini açtım. Anytime kısmını change olarak tıklayıp değiştiriyorum. Yani ortalama havanın karanlık olduğu zamanlar 7 gibi başlar. Yine tabi buradan günleri de seçebilirsiniz. Ben bütün günleri seçtiğim için Everyday olarak sağ üst köşede görünüyor. Akşam 7'de başlatıyorum bu rutini. 19.00 ve 23.59 24'e kadar, gece 12'ye kadar çalışsın. Tabi isterseniz bunu sabah saatlerine de ayarlayabilirsiniz. Saati ayarlamak tamamen size kalmış durumda. Evet, 19'la şimdi burada da 23.59'u ayarlayacağım. Next dedikten sonra rutinim artık akşam 7'den itibaren çalışmaya başlayacak. Rutin oluşturmak bu kadar basit. Osram'ın akıllı lambasını artık bir rutine dahil ettim. Hareket sensörüyle beraber çalışacaktır. Sensörün tanıtımını merak edenler için de videoyu üst köşeye koyuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.